Anayasa konusu yine tartışma konusu. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bir toplantıda açıklama yapmış. Diyor ki ben eskiden başkanlık sistemi de yarı başkanlık sistemini düşünüyordum. Ama baktım ki bir direksiyonda iki şoför olmaz. O nedenle ben tam demokrasiyi ve dolayısıyla da tam başkanlık sistemini savunuyorum diyor. Ve yine diyor ki demokrasilerde devlet ceberut olmaz diyor. E doğru. E ben sormak istiyorum meclis başkanına. Bu Ergenekon kumpasını yapan kimdi? Gazetecilere hapse attıran kimdi? Medya özgürlüğünü yok eden kimdi? Buna ceberut devlet demeyeceğiz de ne diyeceğiz buna? Özgürlükçü devlet mi diyeceğiz? Yargıyı bir sopa olarak kullanan bunlar değil mi? Bunları unutmuş beyefendi. Başkanlık sistemini nasıl getireceğiz? Onun telaşı içinde. Acaba getirebilir miyiz? Sayın Başkan, sakın unutma. Cumhuriyet Halk Partisi parlamentoda olduğu sürece bu sistem Türkiye'ye asla gelemez. Özrü kabahatinden büyük bir şey daha söylemiş. Yeni anayasada laiklik tarifi bir kere olmamalıdır diyor. Laiklik bütün inançların güvencesidir. Bütün inançların güvencesidir laiklik. Laiklik devletin dini istismar etmemesi demektir. Laiklik toplumsal barışımızın en temel güvencesidir. Ayrıştırmaya çalışıyorlar. İç kavgaya yöneldiler. Ben Sayın Meclis Başkanı'na sormak isterim. Orta Doğu'da kan gövdeyi götürüyor. Hala mı ders almadın sen? Hala mı ders almadın sen? Bütün bu açıklamaların özeti ne? Bu anayasa. Biz ne diyorduk? Biz ne diyorduk? Anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilemez. Biz buna karşıyız diyorduk. Meclis Başkanı'na söylemek isterim. Ya bu devlete, cumhuriyete, hukukun üstünlüğüne, kadın erkek eşitliğine, yargının bağımsızlığına, medyanın özgürlüğüne, laik, demokratik, sosyal hukuk devletine inan ya da o koltuğu terk et. Hepinize teşekkür ederim.